Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ve ezvacihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, sözler okumalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sürekli tekrar ettip bıktırdığım gibi 14. Leman'ın 2. makamını okumaktayız. Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını öğrenmekteyiz. Allah Rahman ve Rahim isimlerinin kainatla ilişkisini, insan Allah ilişkisini, varlık varlık ilişkisini bu üç pencereden görebilmeyi öğrenmekteyiz. Gücümüz yettiğince Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden hareketle tefekkürlerimizi genişletmeye çalışıyoruz. Bakış açıları almaya ve zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hidayet Allah'tan, mürşid-i hakiki Allah'tır. Elbette evvela ondan dileniyoruz. Sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere o günden bugüne yaşamış bütün imam, meşayih, mürşid, derviş, evliya, Allah dostu kim varsa hepsinin ruhundan istimdad ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan onları şefaatçi yaparak yine hidayetini diliyoruz. Cenab-ı Allah bizi bu hakikatlere aşina kılsın. Amin. Evet, dün dördüncü sırrı konuşmuştuk. Hem de epeyce konuşmuştuk. Neredeyse bitirdik sayılır yani. Aslında metni okuyup bitirdik bir kere. Ama ikinci detaylı okuyuşumuzda şuraya kadar gelebildik. Yani ortasına kadar bir yere gelebildik. Orada ne konuştuk dersek, benim aklımda şunlar kalmış. Cenab-ı Hakk'ın ehadi tecellilerinin bize İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demekte yardımcı olduğunu gördük. Nasıl bir yardım bu? Ehadi tecelliler kainattaki bize böyle nasıl desem kuşatabileceğimiz bütünler sunuyor. Daha evvel 3. sırda hani Bediüzzaman Hazretleri bir misal vermişti. Güneşi görmek için ayna kullanıyoruz. Ve o aynada güneşin özeti yansıdığı için güneş hakkında tefekkürde bulunabiliyoruz. Yani güneş kendini parçalara ayırarak yansımıyor, özetleyerek yansıyor. Bir nevi, bir parça. Güneşin çoğu özelliğini yansımasında yine bulabiliyoruz. Isısını, ışığını, yedi rengini vesaire. Bu sayede güneş hakkında yine bütünlüklü bir tefekkür üretebiliyoruz, fikir yürütebiliyoruz yani. Aynı şey İşte hem duada hem yardımda da geçerli. Düşünün, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin dedik. Böyle bir Cenab-ı Hak'tan bahsettik. Yani alemlerin Rabbi. Nasıl bir büyüklük, vahdaniyet tecellisi. Ondan sonra hesap gününün sahibi, yine azamet var orada. Arada Erhamirrahim'in zikrediliyor bir nasihat olarak, bir bakış açısı olarak. Ama büyük dairelerden bahsediliyor normalde. Şimdi o büyük dairelerden gelirken İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demek, yani ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz demek. Bediüzzaman Hazretleri burada bir ifade kullandı. Kainat büyüklüğünde bir kalp bulunmak mı gerekiyor dedi. Dünya büyüklüğünde dedi. Hemen orayı bir okuyamak istiyorum ama. Başındaymış zaten hemen. Dördüncü sır. Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitabı İyyâke nâbüdü demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülaza edip İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demeye
küreye arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Neden? Çünkü çok azami dairelerden bahsettik biz ve Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinden bahseden ayetleri gördük. Onun arkasından bu duayı edebilmek, o bütünlüğü bir parça kuşatabilmekle mümkün gibi geliyor önce. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Biz, hangi biz oradaki biz? İşte o geniş alemde görünen biz. Alemler Rabbi Allah'ın yarattığı mahlukat. Bütün o kesret. Onu bizim kuşatabilmemiz mümkün mü? Hayır, onu zaten kavrayamıyoruz bile yani. Zihnimiz yetmiyor. Fikrimizin mesaisi yetmiyor. Hayal gücümüz yetmiyor. Hayal gücümüz ki en genişi o. O bile yetmiyor. Şimdi öyle bir durumdasın. Bu duayı nasıl hakkıyla okuyabileceksin? Nasıl hissedebileceksin bu duanın hakkı olan yardımı ve ibadet şeyini, şuurunu nasıl hissedeceksin? O bizle söylenen genel şeyi nasıl hissedeceksin? İşte onu ehadiyete bağlarken şunu aldık buradan metinden ders olarak. Ehadi tecelliler bize farklı katmanlarda farklı farklı bütünlükler öğretiyor. Ben Ahmet olarak da bir bütünüm. Yani o bizden kasıt Ahmet'in hücreleri, Ahmet'in zerreleri, Ahmet'in latifeleri de olabilir. Çünkü ben de bir bizliyim yani. Ben diyorum ama o bütünlüğe tek bir isim verebildiğimden bunu diyorum. Yoksa o bir bizlik. İçinde çok şeyler var. İnsan bir şirket gibidir yani. Nefis ayrı, vicdan ayrı, duyularımız ayrı, lümme-i şeytaniye ayrı gibi gibi daha bizim bilmediğimiz ehli tasavvufa daha aşina olan o latifeler, o kuvveler gösteriyor ki insan bir şirket, bir bütünlük. Ve biz onu da kastediyor olabiliriz. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn derken o da olabilir kastımız. Eğer gönlümüz daha genişse, nazarımız daha genişse daha yukarı çıkıp bütün Müslümanları da kastediyor olabiliriz. Nabülü'nün nununda olduğu gibi, Bediüzzaman Hazretleri'nin o nunda yaptığı tefekkürdeki gibi, bütün müminleri saf saf Kabe'den itibaren dizilmiş bir halde görebilirsek, o istihanenin bunlara da ait olduğunu da, oradaki duanın bunlara ait olduğunu da söyleyebiliriz. İbadetin ve yardım dilemenin. Daha böyle genişseniz eğer, daha kuşatıcı iseniz eğer, Cenab-ı Hak size ihsanlarda bulunmuşsa, kalp gözünüzü, latifelerinizi açmışsa, zihninizi açmışsa, varlığın tamamını belki, dünyadaki varlığın tamamını, canlıların tamamını, hayvanların tamamını farklı farklı bütünlük tabakalar olarak görebilirsiniz. Rahmaniyet tecellilerini ayrı ayrı bütünlükler olarak okuyabilirsiniz dedik. En yücemiz, en büyüğümüz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise bunun zirvesidir dedik. Ki Miraç'ta o bütün varlık adına Cenab-ı Hak'la muhatap oldu. Cenab-ı Hakk'ın iltifatına müşerref oldu. Şereflendi. Çünkü onun vüs'ati, kulluğunun genişliği bütün varlığı kuşatacak seviyedeydi. O onun bütünlüğüydü. Bizim de kendimize göre bütünlüğümüz var. Yani bir bütünlük sahibi olmamız Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Bu sayede böyle duaları söyleyebiliyoruz. Biz diyerek bir aidiyet şuurunda böyle duaları edebiliyoruz. Bu da ehadiyetin tecellisiyle oluyor dedik. Ve oradan Üstad Hazretleri bunu rahmaniyeti de götürdü. Peki nasıl götürdü? İşte ona bakmamız lazım. Önce metni bir okuyalım. Sonra da kaldığımız yerden ince okumasına başlayalım. İlk kısmı daha fazla yorumlamayalım. Dördüncü sır. Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-ı iyyâke nâbüdü demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip iyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn demeye küreye arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Yürek ister yani bu iş. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta, yani küçük küçük şeylerde, zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi,
her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadı mülaze ettirmek için Hatem-i Rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccüh olsun. Yani bu farklı farklı bizlik iddiaları, bizlik şuurları, bizlik idrakleri Rahmaniyetin tecellisiyle ama farklı düzeylerde, farklı renklerde. Dünkü derste biraz bundan bahsettik. Mesela hayvanlara yansıyan rahmet ile bitkilere yansıyan rahmet aynı renk değil. Farklı. Hayvana ulaşacak nimet için başka bir tecelli, bitkiye ulaşacak nimet için başka bir tecelli. Bitkinin rızkı başka bir yerden, hayvanın rızkı başka bir yerden. Gibi gibi türlere indiğimiz zamanda, o türün yaşadığı şartlar ortama göre, Cenab-ı Hakk'ın onu halk ettiği, hikmet buyurduğu yere göre yine bir bütünlük var. Ama oraya göre bir rahmet tecellisiyle oluşmuş bir bütünlük. Balık ayrı, kuş ayrı, karada yaşayan ayrı, denizde yaşayan ayrı yani. Bu onlara ve bize bir bizlik şuuru aşılıyor. Onlar biz, bir biz. Alem sonra biz. Katman katma. İşte Kur'an-ı Hakim, buradan da Kur'an'a geçtik. Bu sırrın Kur'an'daki yansımasını görmeye başladık. İşte Kur'an-ı Hakim, bu sırrı azimi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından, mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, yani en büyük bütünlükten bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik ince bir cüz'iden bahseder. Ta ki zahir bir surette Hatem-i Ehadiyeti göstersin. Örnek de geliyor. Mesela hılkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde, hılkat-i insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-i nimet ve hikmetten bahis açar. Bu ayetleri hiç bu gözle düşündük mü? Oradan oraya niye geçişler var? Bakın nasıl bir pencere açıldı önümüzde. Mesela hılkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde, hılkat-i insandan yani insanın yaratılışından ve insanın sesinden simasındaki dekaik-i nimet ve hikmetten bahis açar. Ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِينَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Bu ayet Rum suresinin 22. ayetiydi. Rum suresinin 22. ayeti. Kısacık bir meali de şöyle. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Burayı konuşurken neler söylemiştik? Göklerin ve yerin varlığının sorgulanması en büyük bütünlüğü ifade ediyor. Herkes bu katmana çıkabilecek bir zihne, bir gönle, bir duruluğa, bir yüksekliğe sahip mi? Olmayabilir dedik. Bu havasa daha çok açık bir alan, daha yükseklere açık bir alan. Ama peki biz bundan hissesiz miyiz? Hayır değiliz. Bizim de algılayabileceğimiz bütünlükler var. Üzerinden biz tefekkürü geliştirebileceğimiz alanlar var. İşte onlara ayet hemen bizi gördü. Çünkü insaniyetin ekserinin avam olduğunu Cenab-ı Hak elbette yaratıcısı olarak biliyor. Bizim seviyemizin yükseklerinin az, düşüklerinin çok olduğunu Cenab-ı Hak görüyor. Hemen imdadımızı ayetin devamını yetiştiriyor. Lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olması. Şimdi lisan farklılıkları da aslında bir bütünlük tecellisi. Mesela işte Türkler Türkçe konuşuyor, Kürtler Kürtçe konuşuyor, Lazlar Lazca konuşuyor, Araplar Arapça konuşuyor, Farslar Farsça konuşuyor. Bu dil üzerinden bir şunu öğreniyorlar, yani bütünlükler var,
Farklı farklı bütünlükler. Bütün insanlığı kuşatamıyorsam kendi dilimi konuşanları kuşatabilirim. Bir millet şuuruna sahip olabilirim ki çoğumuzda bu millet şuuru vardır yani. Cenab-ı Hak içimize koymuş. Kavim şuuru, aile şuuru, akraba şuuru, memleket şuuru, millet şuuru vardır hepimizde. Bir bütünlüktür bu da bakınız. Küçük bir bütünlüktür ama bütünlüktür diğer bütünlüklere göre. Cenab-ı Hak bunu bize vermiş ki hani başka bir ayet-i kerimede diyor. Sizi kavim kavim, kabile kabile, millet millet yarattım ki yek diğerinizde düşman olup birbirinizi yesiniz diye değil. Ya? Yani aranızdaki hukuk gelişsin, muhabbetiniz artsın, kaynaşasınız diye tabiri caizse. Cenab-ı Hak bunu bize vermiş. Bakınız burada başka bir hikmetini gördük o paylaşımların, o parçalanmaların ya da bölgelere ayrılmaların. Bize kuşatabileceğimiz bütünlükler de bahşetmiş Allah. Bütün insanlığı kuşatamıyorsan kendi milletini kuşat. Kendi milletini kuşatamıyorsan kendi işte varsa kabileni kuşat. Daha küçük bir altyapı olarak. Onu kuşatamıyorsun, memleketini kuşat, kuşatamıyorsun, mahalleyi kuşat, kuşatamıyorsun, sokağını kuşat, kuşatamıyorsun, bari evini kuşat. Evinde de 4-5 insan var, biz dediğin, benim ailem dediğin insanlar var. O da bir bizlik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken bari onları aklına getir. O bütünlüğü kavra gibi gibi. Lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olması, işte renklerin farklılığı da Cenab-ı Hak Ademoğlunu farklı farklı ten renklerinde, kültür renklerinde, işte lisan da bir renk aslında, lisan renklerinde yaratmış. Birbirimize düşman olalım diye değil, buralardan bir bütünlük şuuru edinelim diye ve kaynaşalım diye onun üzerinden. Nasıl ki bir orduda takımlar vardır, bölükler vardır, alaylar vardır. İşte yani askerlik dengeleri çok olduğu için tam hatırlamıyorum. Hatırlayanlar çoğaltsın şeyleri. Bu ne içindir? Hepsi birbiriyle savaşsın, birbirine düşman olsun diye mi? Hayır. Görev paylaşımı, sorumluluk paylaşımı, vazifelendirme, hareket bunlar kolaylaşsın diye. 7. bölüğü gönderdim. 8. bölüğü de göndereceğim diyor mesela bir yere. Bu görevlendirmede bir kolaylık sağlıyor. Bölgeler, bütünlükler yine bakınız bütünlükler. O bütünlüğün fertlerinin kendilerini kavramalarını sağlıyor. 8. bölük şuraya gidecek dendiği zaman 8. bölüğün bireylerinin sahip olduğu şuur o bütünlüğe dair bir hareket alanı sağlıyor. Bir beraberlik sağlıyor, birliktelik sağlıyor, kolaylık sağlıyor. İşte bu buradaki duada da o var. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz biz. Kimiz o biz? İşte o kolaylık olsun. Orada sen kendini hangi bizin içinde sayıyorsan onu niyet edebilirsin. Cenab-ı Hak şıkları açmış. Evet. Tabi burada ehadiyetin iki veşi de var. Ona da değinmek lazım bu ayetin üzerinden. Evet biz aynı lisanı konuştuklarımızla bir birlik içindeyiz, bir bütünlük içindeyiz. Doğru. Fakat onun detaylarına indiğimizde de yine parça parça bir bütünlüğümüz var. Mesela Ahmet'in sesi, Mehmet'in sesi, Ali'nin sesi her birininki orijinal. Nasıl ki retina kalınlığımız aynı değil, nasıl ki parmak izlerimiz aynı değil, ikiz kardeşlerinki bile aynı değil. Seslerimiz de aynı değil. Bunun gibi başka özelliklerimiz de aynı değil. Cenab-ı Hak böyle bölümlere ayırmış ama bölümlerin de altında yine farklı bölümler var. Orijinallikler var. Kendi başına münhasır bütünlükler var. Yani burada hem tevhid ettiğimiz şeye bir kasıt var hem de ayrıldığımız şeye de bir kasıt var. Mesela burada Üstad Sima'yı bahsetti yukarıda. İnsanın sesinden ve simasındaki dekaiki nimet ve hikmetten diyor. Şimdi bu yüzün dünyada bir ikincisi var mı? Övünmek gibi olmasın ama yok. Nasıl yok? Birebir aynısı yok. Belki benzerini bulursunuz ama
kaşımı gözümü oynatışımdan, bir mimimden, bir kasımdan veya işte derinine indiğinizde çok ince ayrıntılarla o yüzlerin farklılığını görürsünüz. Ben babama da benzerim, dedeme de benzerim, dedemin babasına da benzerim, dedemin dedesine de benzerim ama hiçbirinin de aynısı değilim. İşte bu orijinallik bir yandan o yüze hep beraber sahip olmakla, yani benim ailemde, benim soyumda ortak bir yüz özelliği varsa, nedir o, kalın kaştır veya işte kahverengi gözdür, esmer tendir gibi bunlar varsa, bunlar bir birlik şuuru oluşturuyor. Tevhid sikkesi bunlar. Bir birlik şuuru oluşturuyor. Ama onun arkasında benim birey birey sahip olduğum farklılıklar da, ya da bizim birey birey sahip olduğumuz farklılıklar da yine ayrıca bir bütünlük şuuru oluşturuyor. Benim evrimcilere en çok eleştirdiğim yerlerden birisi bu. İki tane canlının fosilini bulduk diyelim, yani birbirinden farklı. Benzerlikleri de var, farklılıkları da var. Bunun birbirinden gelme anlamına geldiğini ne söylüyor bize? Yani birebir o canlıdan öbür canlının oluşmadığını gördükten sonra iskeletine bakıp işte onu güya işte şeyle, maskelemeyle, şunla bunla bir suret verip ona, onunla diğer arasında bir benzerlik kurduktan sonra, bak bu buna benziyor, bu bundan gelmiştir. Bunun böyle olması şart değil ki. Ben maymunla aramdaki fiziksel benzerliği neden evrime bağlamak zorunda olayım? Ben bunu tevhid sikkesi olarak da görebilirim. İkimizi yaratan aynı Allah belki de oradan bu şuuru yakalamamı, okumamı istediği için o benzerliği kurdu. Ki benim her şeyle benzerliğim var. Maymuna benzerliğim kadar kuşa da benzerliğim var. Geçenlerde bir kitap okudum. Homo Ludus muydu? Tam ismi aklıma kalmadı. Yani oyun insanı. Türkçesi böyle ismi. Diyor ki adam, oyun konusunda insana en çok benzeyen canlı kuşlar diyor. Başka bir kitapta da Yunus balıklarıyla insanın beyin arasında kurulan bir benzerlik görmüştüm. İşte şu açıdan en çok benzeyen Yunuslar diyor. Başka bir şeye gidiyorsunuz, diyor ki işte kelime hazinesi açısından en çok benzeyen papağanlar diyor. Başka bir bahs açıyorsunuz, şeyler diyor mesela, Arrival filminin de konusuydu herhalde. Ahtapotlar mıydı? Ya da başka bir ona benzeyen bir canlı türü. Onların mesela zeka seviyesi insaninkine yakınmış diyor. Ya bu tamam, maymuna sen fizikle benzettin ama içimize girersen de hepsine bir şey çıkıyor. Hadi bakalım. O da olabilir, bu da olabilir, şu da olabilir. En güzeli, daha güzeli, en uygunu bunu tevhid sikkesi olarak okumak. Cenab-ı Hak ona da bir işaret koymuş, sana da bir işaret koymuş, buna da bir işaret koymuş. Niye? Hepsini yaratan aynı Allah'tır, buna uyanasın diye. Farklı farklı adreslere vermeyesin diye, o Yunanlıların veya eski Mısırlıların veya işte Hititlerin falan yaptığı gibi. En çok da Hititlerinmiş galiba. 1000'e yakın tanrısı varmış onların. Her gördüğün farklılıktan bir ilah çıkaracağına tevhid sikkelerine bak, onları aynı Allah'a ver. Daha mantıklı değil mi? İşte şeydeki hata budur. Eski Yunan'daki, eski Mısır'daki de odur. Bütün şirklerde bu vardır. Esma'nın birbirine bakan yanlarını, Bediüzzaman'ın tabiriyle birbirine bakar şen ve namlarını anlayamıyorlar. Diyor ki işte kötülük tanrısı bilmem kim, iyilik tanrısı bilmem kim. İyi de o kötülüğün kötülük olduğu ne malum? İşte hep konuştuğumuz örnek, şey olmuş birisinin, kangren olmuş birisinin ayağını kesmek kötülük mü iyilik mi? Sen kangreni bilmesen kötülük diyebilirsin ona. Veya sonradan sana iyi geldiğini fark ettiğin bir olayı ilk başta kötülük diye değerlendirdin. Şimdi Tanrı'yı mı karıştırmış oldun? Haşa sümme haşa. Elbette böyle bir çıkış bulmak mümkün değil. En kolayı, en güzeli tevhid. Hepsi aynı Cenab-ı Hakk'ın fiili. Hepsi aynı Cenab-ı Hakk'ın yaratışı. Fakat bu yaratış bize farklı isimlerle görünüyor. Çünkü biz o yaratışın tamamını kuşatamıyoruz. O yaratış hayır olsa bile biz o hayırın tamamını kuşatamadığımız için o bize farklı renklerle görünüyor.
Çiçekte güzellik var. Çiçekte güzellik var da işte düzenlilik yok mu? Var. Ama biz ilk başta neyle muhatap oluyoruz? Güzelliği kavrayabiliyoruz onu gördüğümüzde. Şimdi dağ çok heybetli. Ben Erciyes Dağı'nı gördüm mesela, bana çok heybetli geldi. Biraz da öyle yekpare taş gibi olduğu için volkanik dağya, sıra dağ gibi değil. Ben Sivas'ta veya işte başka yerlerde hep sıra dağları görmüştüm. Ama Erciyes gibi yekpare yüksek bir dağ gördüğüm zaman ilk Kayseri'ye gittiğimde, yani o bana çok heybetli geldi. Peki onda celal var da cemal yok mu? O da var. Biraz şey yaptığın zaman, o heybetten üzerindeki etkisini attığın zaman cemalini de görmeye başlıyorsun. Vesaire. Çok dallandırmayayım. Hasılı bu ayetten bakınız kaç tane ders çıktı. Güya konuşmayacağım dedim, okuyup geçeceğim dedim ama konuştuk üzerine yine bir epey bir vakti yedik galiba. Pekala. Evet. Hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar enva ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin, doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın. İşte kuşatabileceğimiz bütünlüklere ihtiyacımız var ki çokluğun kuşatılmazlığında yitirmeyelim kendimizi. Yitirmeyelim şuurumuzu. Yitirmeyelim bilincimizi. Bizliğimizi hem sikki ehadiyete nazarları çevirmek. Burada başka bir bahse geçiyoruz. Buraya bir dikkat. Şimdi üstteki bütünlük bahsini bitirdik. Değişik bir şey açılacak burada. Hem sikki ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için sikki ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikki ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zî şuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine îsâl eder ve zât-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder. Şimdi burayı ince konuşalım. Bir daha alıyorum baştan. Hem sikki ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için. Şimdi varlıkta bir bütünlük var. Dedik ya, o parça parça en alttan en yukarıya kadar bütünlükler var. Fakat sen o bütünlüğe nasıl talip olacaksın? Konsantre olacaksın. Aidiyet hissedeceksin. İçine kaynayacaksın. Yine külliyattaki başka bir ifadeyle ele alırsak, buz olan enaniyetin nasıl içine atacaksın? Nasıl eriyeceksin? Nasıl buna kanaat edeceksin? Değil mi? Bu aslında kolay bir şey değil. Yani insanın bir kalabalık içinde, bir kitle içinde, bir nev içinde erimesi, orada kendi bizlik şuurunu, benlik şuurunu bir parça feda edip kaynaşması aslında kendi benlik varlık iddiamıza kıyasla zor bir şey. Ama Cenab-ı Hak onu da sevdirmiş bize. Bakalım. Kalpleri celbetmek için o sikki hadiyet üstünde gayet cazibedar, çekici bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet. Halavet tatlılık diye kalmış benim aklımda ama evet, tatlılık, hoşluk. Herhalde helva da buradan geliyor. Halavet, helva. Tahmin ediyorum. Şeylerde dikkatimi çekiyor. Hindistan filmlerinde falan, Pakistan filmlerinde. Onlar tatlıcıya da helvacı diyorlar. Yani komple bizim tatlıcı dediğimiz şey o. Atıyorum unlular, başka başkalar, bütün çeşitlerin olduğu o bütünlüğe biz tatlıcı diyoruz mesela. Onlar ona da helvacı diyorlar.
Demek ki onlar o kelimeyi daha bir özüne yakın kullanıyorlar. Biz sadece helvayı özel bir isim yapmışız. Bir tür tatlıya koymuşuz. Ama Pakistan'da, Hindistan'da helvacı deyince tatlıcı anlaşılıyor. Filmlerde dikkatimi çeken bir şey bu. Halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zî şuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine îsâl eder. Ve zât-ı ehadiyeyi mülahaze ettirir ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder. Peki arkadaşlar, buradaki nakış, nur, halavet, cemal, hakikat ne bunlar? Bizi bütüne cezbeden bu nesneler nedir? Ya da özellikler, sıfatlar? Allahu alem, benim aklıma gelen şu, işte o şey niye tatlı? Aile olmak niye tatlı? Akraba olmak niye tatlı? Bir memleketin hemşehrisi olmak niye tatlı? Bir vatanın evladı olmak niye tatlı? Bir milletin ferdi olmak niye tatlı? İşte onların sırrı, insanı bu şeye çeken, bir aidiyet sahibi olmaya meylettiren şey, Üstad Hazretleri'nin tabiriyle rahmet sikkesi ve rahimiyet hatemi. Belki şu olabilir, benim aklıma o geliyor. Biz mesela kendi tarihimize, kendi işte devletlerimize, Ümmet-i İslamiye'ye ve onun teraşruhu olan, gösterdiği tezahürü olan Arapların olsun, Türklerin olsun, başkalarının olsun kurduğu devletlere niye böyle bir gönül hoşluğu, temayül, iftihar hissederek bakıyoruz? Çünkü onlar da Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden rahmetini ve rahimiyetini okuyabiliyoruz. Kendimize daha yakın görüyoruz. Çünkü o rahmetin içinde biz de varız. Bizim de ondan bir nemalanma imkanımız var. Tamam, onların başarılarının içinde biz yoktuk belki. Biz tarih olarak çok sonra geldik, ahir zamanda geldik. Ama sanki bizimmiş gibi de geliyor. Yani mesela Çağrı filmini izleyenler, o Bedir Savaşı'nda Müslümanların kazanmaya başladığı andan itibaren o müzik de hızlanıyor ya, dın diye çalmaya başladığı anda, ya o lezzet hangimizde olmuyor ki? Yani sanki o savaşı biz kazanıyoruz. Elimize kılıç verseler televizyonun içine atlayacağız yani. Öyle bir halimiz var. Bu niye oluyor? Bence o rahmet sikkesinden oluyor işte. Rahimiyet hatemi ve rahmet sikkesinden. Oradan bizim de hissedar olduğumuzu, her ne kadar bedenen fiziken çok uzaklarında olsak da, 14 asır sonrasında gelsek de onların, o rahmetin oradan dolaşıp bize de dokunduğunu, Bedir'i kazananın bizim de olduğumuzu, çünkü o kazanın, onlar kazandığı için o hidayet bize geldi. Kaybetselerdi bitmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var Bedir'den önce. Ya Rabbi, yani bunlar mağlup olursa yeryüzünde seni tesbih eden, seni anan, seni zikreden insan kalmaz. Yani bir avuç mümin, varlık yokluk savaşı. Bakınız, o aidiyet, o Bedir'e, Uhud'a, mesela Hazreti Hamza'nın şehit edildiği an, biz o an yaklaşırken kanalı değiştiriyorduk çünkü annem, şimdi Vahşi Hazretleri de artık bizim Efendimiz. Hazreti Hamza da bizim Efendimiz şimdi. İkisi de sahabe. Biz olayı artık oradan göremiyoruz yani, o yaşanıldığı andan. Ama tabii şimdi Hazreti Hamza'nın şehit oluşunu görünce annem çok kızıyordu böyle. Hazreti Vahşi'ye bazen yani serzenişlerde bulunuyordu. Biz dedik ya, bu tehlikeli bir iş. Yani o da sahabe, o da sahabe. Bizi ilgilendiren bir mevzu yok. Cenab-ı Hak böyle bir şey yaratmış. Geçmiş, geçmişteki bir olay. Ora gelmeden kanal değiştiriyorduk. Niye? Bakın, aidiyet var. Onlarla kendi aramızda bağ görüyoruz. Hissediyoruz. Sahabeye taan edildiği zaman, şimdi mesela modernistler, o artistler, o nadanlar, sahabeye, tabiine, tebe-i tabiine, imamlarımıza, İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafii'ye, İmam Ahmet bin Hanbel'e, İmam Malik'e vesaire,
tan ettiği zaman şeyhlerimize, Nakşibendi, Kadiri, Şazeli, Mevlevi büyüklerimize tan edildiği zaman niye böyle kendimizi kötü hissediyoruz, daralıyoruz, bunalıyoruz, kızıyoruz? İşte o rahmet tecellisinden hissedarlığımızı hissetmemizden. O bütünlükte kendimize bir şey buluyoruz. Ait olunacak bir şey, kapılınacak bir şey, koşulacak bir şey görüyoruz. Bağlanıyoruz. Onlara olan o intisabımız, onlara gelen rahmetten hissedarlığımızdan aslında. Var payımız çünkü. Onların hidayeti bize de ulaşmış çünkü. Elhamdülillah. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne kadar Mevlevilerin şeyhi ise, ümmetin de şeyhi. İmam-ı Gazali Hazretleri ne kadar talebelerinin şeyhi ise, bizim de hocamız. İmam-ı Şafii sadece, rahmetullahi aleyh, sadece Şafiilerin imamı mı? Hayır, bizim de imamımız. Hanefiler de ona imam diyor. Diğer imamlar da vesaire. Bu birliktelik, bu ittihat bizi aidiyetlere coşkulu kılıyor. Batılda da olsa mesela, batıl da öyle düşünüyor. Batıldaki adam da kendince oradaki hisseden lezzetten kendine bir pay biçiyor. Oraya o şekilde ait oluyor. Aidiyet hissediyor. Gibi gibi, bu benim tefekkürüm. Allahu alem kaydıyla ifade ettim. Buradaki rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini böyle anlamayı teklif ediyorum. Uyarsa kabul edin, uyumazsa kafama çalın. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitabı mazhar eder. Bizi bu duanın şuuruna çeken rahmet. İşte Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha'nın fihristesi. Fihrist nedir? Özeti gibi diyelim. Burada ne mana vermişler? Programı, içindekileri. Evet, biz de özetledik. Çok yanlış değil. Ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle. Evet, Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an'ın hülasasıdır, özetidir. Bu mezkur sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir. Ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Baştan itibaren hep söyledik bunu. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim isimleri uluhiyet, rahmaniyet ve rahimiyet boyutunda varlık arasına bir katman serpiyor. İşte bunun bir yansıması buradaki bütünlükler şeklinde gördük. Başka bir yansımasını da daha evvel alem, küreye arz ve insan siması, tabi manevi simasını kastediyoruz, yüzü değil. Onun üzerinden okuduk. Bismillahirrahmanirrahim'i bir yol bildik yani. Oradan buraya uzanan, genelden özele inen, bize kolaylık sağlayan, farklı katmanlar sağlayan, çapımızca ilerlememizi sağlayan tefekkürde bir pratik öğreti olarak gördük, bir program olarak gördük. Ve bunun açılımlarını işte okumaya devam ediyoruz. Bugün şimdi şu an 4. sırrın sonuna geldik elhamdülillah. Yarın da inşallah 5. sırrı konuşacağız. Sonra 6. sır geliyor ve bu bahis zaten 6. sırda bitiyor. Ondan sonra 2. söze geçeceğiz. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bütünlüğümüzün şuurunda, o bütünlüğün hakkını vererek ibadetlerimizde, dualarımızda devamlı olabilmeyi nasip eylesin. İşte dua ne katıyor insana? Bir tane kattığı da bu. Dua eden insan bütünlük şuuruna erer. Bizde anneye babaya başta olmak üzere, hatimlerde mesela önce Efendimiz'e bağışlanmak üzere bütün büyüklerimize bağışlıyoruz. Bütün müminlere dua ediyoruz, mümin ve müminelere diye. Hepsine dua etmek tasvip edilen bir şey, biz de yapıyoruz. Efendimiz de bunu bize emrediyor, müminin mümine en büyük yardımı dua iledir diyerek. Yani bu işte Bismillahirrahmanirrahim'in bize tattırdığı o bütünlükten kaynaklanan bir şey.
Biz aynı bedenin parçalarıyız. Bir bünyanı mersusuz ve o bünyanın bünyanı mersusun parçaları hangisi dua etse diğerine yardım oluyor. Hangisine rahmaniyetten, rahimiyetten bir zerre erişse diğerlerine de erişmiş oluyor. Dua da ne kadar şumul kesbederse, ne kadar genelleşirse, ne kadar içine o bütünlükten parça alırsa bu kadar o şuura yardımcı oluyor, eğitimi oluyor, dersi oluyor. Ne diyelim, Cenab-ı Hak dualarımızı bu sırlardan hissedar eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla dilimizi ballandırsın. Büyüklerimizin dualarıyla dilimizi ballandırsın. Onların o, üstad başka bir yerde diyecek bunu. Burası değil orası belki. Hani kainatın zerrat adetini tesbih yapan o büyüklerin duasının sırrına bizim dualarımızı da mazhar eylesin. Asıl dua odur yani, o bütünlüklü dua odur. Asıl şuurda dua odur. Bizimkiler kendi kısır küçük isteklerimizle dolu. O da bizim çapımız, o da bizim bütünlüğümüz. Az çok demeyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.